Fred Espresso Podcast'ten merhabalar. Ben Mehmet Özden. Her hafta yeni bir hikaye sunmaya çalışıyorum siz dinleyicilerim için. Başka dünyalara gitmek istiyorsanız beni takipte kalınız. İdenin peşinden koşarsın ama ideye hiçbir zaman yaklaşamazsın. Sen yaklaştıkça ide uzaklaşır. Çünkü ide, ide olmaklığını ulaşılmaz olduğu için kazanır. Bugün konuğum Murat Güngör ve İbrahim Kambur. Keyifli dinlemeler olsun. Bizi devindiriyor, kendisi devinmiyor ide. Doğru. Bizi devindiriyor. Aslında şöyle anlatayım, Aristoteles üzerinden anlatayım biraz. Anasını emdikten sonra tekmeleyen taya benzetiyordu. Yani Platon'la Aristoteles ilişkisinde. Ama sonuçta o da takipçisi yani. Her ne kadar şey yapmış olsa da, yeni bir şey ortaya koymuş olsa da Platon'un takipçisi yani. O Aristoteles'in kendisi hareket ettirmeyen, etmeyen hareket ettiricisi var ya. Yani şöyle söyleyeyim, madde dünyası var, form dünyası var. Salt form, tanrı. Salt form. Hiç maddesi yok yani bunun. Mesela şu maddesi var, formu da var. Şu oturduğumuz koltuğun ya da şu ceketin neyse. Ama kendisi hareket etmeyen hareket ettirici salt form. Pür form yani. Hiç maddesi yok. Evrendeki bütün nesneler ona ulaşabilmek için form kazanıyorlar. Evet, çok iyi anladım. Yani mesela kum tuğlaya dönüşüyor, tuğla eve dönüşüyor, ev binaya dönüşüyor, bina şehre dönüşüyor. Bütün şeyi yani varlığın amacı daha üst formu kazanıp form kazana kazana pür forma yani tanrıya ulaşabilmek. Aslında dinler de bunun üzerine kuruluyor. Yani Platon, Aristoteles felsefesi üzerine, yani Sokratik düşünce üzerine kuruluyor dinlerde yani. Dolayısıyla bu hani az önce söylemiş olduğun şey, bu bizi nasıl etkiliyor? İşte nasıl diyelim, bir ereksellik getiriyor yani, amaçsallık getiriyor bu. Yani bir şeyin mücadelesini veriyoruz. Salt forma ulaşabilmek için veriyoruz diyebilirim ben. Ama çoğumuz bunun farkında değiliz herhalde. Sizin dediğiniz o değil mi? Salt forma ulaşmanın... Evet yani çoğumuz farkında değiliz. Biz ona başka bir şey diyoruz be. Ya o salt form çok ütopik ulaş. Ya zaten... Şimdi bir şey yani. Zaten salt forma ulaştığın anda salt form bunu salt form olmaklığını kaybeder. Ya da şöyle söyleyeyim. Ulaşıp ulaşamama değil. Aslında... İçsel olarak hepimiz buna ulaşmak için çabalıyoruz. Bu devinimdeyiz. Evet. Devinim dediğim şeyi anlatmak içindi. Devinim. Tamam, okey, şu an çok iyi anladım. Devinim o yani. Anladım. Uğraş. Evet, ama ide diyelim hadi salt formdan. Salt formu ben biraz bunu açmak için Aristoteles çünkü Platon'a göre daha kolay anlaşılır. Yani o nedenle aslında Platon'a, Aristoteles'e gidip Platon'un idesini anlayalım diye daha kestirme bir yoldan gittim yani, öyle diyeyim. Şimdi zaten idealist dediğimiz şey, idenin peşinden koşan demek yani idealist. İdenin peşinden koşarsın ama ideye hiçbir zaman yaklaşamazsın. Sen yaklaştıkça ide uzaklaşır. Çünkü ide olmaklığını ulaşılmaz olduğu için kazanır yani. İşte insanların yanılgısı da burada. Eğer ideye ulaşmayı amaç haline getirirsen bu beraberinde bu yani çöküntüyü de beraberinde getirir. Ulaşamadıkça hayal kırıklığını da beraberinde getirir. Benim önemsediğim o ideye doğru olan yolculuktur. Ölümsüz olursak sence felsefenin bir anlamı olmuş olur mu?
Felsefenin bir anlamı ölümsüz olsan da olur, olmasan da olur, her türlü olur da bana göre ki sen takvim yapraklarına takılma. Duygularımız, hislerimiz sığlaştı, sıradanlaştı. Acı çekmeyi unuttuk. Bizim 80 yılda hissettiğimiz şeyle daha önceki 40 yılda hissedilen şeyi ölçsen herhalde aynı çıkardı bunun bir ölçütü olsaydı. Hmm. Yani insan olmaklığımız yine 40 yıl. Öyle diyeyim sana. Farklı bir yerden giriyorum ben yani. Evet. Bu 1000 yıl yaşamışsın falan bunun bir anlamı yok ki. Yani bunun büyük bir kısmı hissetmeden, anlamadan, dinlemeden, kendiyle karşılaşmadan, yani şimdi şey var hani, hatta hayatla karşılaşmadan. Şimdi sen bana sorsan insanın yazgısı nedir diye, ben karşılaşma derim. Bu Heidegger üzerinden Borges'e doğru uzanan bir düşünce. Yani arkasında bütün felsefe tarihi var diyebilirim yani. Hayatla karşılaşma. Hayatla karşılaşma ama madde dünyasıyla karşılaşma değil. Bugün hani burada lütfen materyalizm ve maddeizmi, maddeizm diyorum ben ona, maddeciliği birbirine karıştırmayalım. İkisi farklı şeyler birbirine. Biz maddeyle karşılaşmayı, yeni model bir telefonla karşılaşmayı falan hayatla karşılaşma sanıyoruz. Dolayısıyla hayatla karşılaşma, bu karşılaşmanın yazgı olması manasında yine yaşamımız 40 yıl bizim. 30 yıl diyorsan 30 yıl olsun yani. Anladım. Çok bir fark yok yani. Böyle aslında bu 70 yılın çoğu boş geçiyor diyorsun yani. Öyle diyeyim. Şey diyor ya Heidegger, varlık insanı terk etti diyor. Ben bunu yani çok sağlam bir Heidegger okumadım ben. Ama tek başına bu şey bile, şu cümle bile çok etkiledi beni. Çocukluğumdaki ceviz ağacı, köyümde aynı ceviz ağacı. Ama o ceviz ağacının bana yabancılaştığını hissediyorum ben yani. Yani varlık, hani ceviz ağacı sonuçta bir bilince sahip değil. Burada insana getirmiş olduğu bir eleştiri var Heidegger'in. Maastricht'te hemşerilerle sohbet diye bir yazısı vardı onun. Şimdi işte Maastricht'e gitmiş 1960'lı yıllar filan. Hemşerileriyle sohbet ediyor. Hemşerilerine diyor ki, gördüm ki diyor işte her tarafta radyo antenleri, televizyon antenleri filan var diyor. Uzaklar yakın, yakınlar uzak olmuş diyor. Şeyinizi diyor, yüzünüzü uzaklara değil birbirinize dönün diyor. Hiçbir yerde güneş burada battığı gibi batmıyor diyor. Evet. Yani varlığın insanı terk edişi, insanın bu duygusuzlaşmayla birlikte, hissizleşmeyle birlikte. Ya şu an yas tutmayı bilmiyoruz biz. Doğru. Yani bir cenaze bile bazı şeylerin yerine getirileceği, işte ne bileyim evrak düzenlenecek, bilmem ne edilecek falan. Herkes bir an önce işte sosyal medyasına bilmem nesine dönecek gibi bir şey haline geldi yani. Dolayısıyla hani bu hissizleşmeye getirilen bir eleştiri aynı zamanda. Ama bu bir de aynı zamanda bu eleştiri çok fazla rasyonelleştirmeye getirilen bir eleştiri. Her şeyi çok fazla akılcılaştırıyoruz. Rasyonelleştiriyoruz. Ama öyle bir şey ki bu. Şimdi diyelim ki akılla gittiğimiz zaman varlığı indirgemek zorundayız biz. Nasıl? Şöyle. Şimdi diyelim ki ben fizikçiyim. Fizikçiyim ben. Ya da kimyacıyım. Herhangi bir nesnenin kimyasını ya da fiziğini anlayabilmem için onun varlık olmaktan kaynaklı %95 özelliğini dışarıya atmam lazım. Yoksa işimi yapamam. Uzmanlaşmaya getirilen de bir eleştiri bu. Halbuki varlıkla ilişki bu şekilde kurulduğu zaman ben bu bardağı nesneleştiriyorum. Bunun biçimiyle uğraşıyorum. Onun dışında bir şeyini görmüyorum ben bunun. Yani bütünsel bir kavrayış yok. Yani aklın bize attığı bir kazık diyeyim bu. Yani şimdi burada peki şey ne olacak?
Ama bu dediğin şey senin birazcık da şey olmuyor mu işte o? Gerçek dışılık, sürrealist. Hani adam demiş ya, bu pipo sadece bir pipo değil. Yani piponun resminden bahsediyor Foucault tabi o, değil mi? Foucault. Pipo pipo değildir. Foucault'un kitabının ismi o. Yok, bir de ressam var ya, ressam. Yok. René Magritte'in. Michel Foucault'un kitabının ismi o. Foucault. Yani, o da belki onunla alakalı bir şeydir. Sürrealist şeyle ilgili. Orada akım tabii değil. Bence şey içeriği de var. Pipo sadece pipo değildir. Bizim ona yüklediğimiz anlamlar da var gibisinden, yani bir şey de var orada. Tabii tabii. Kesinlikle okunması gereken bir son dönem şeylerinden. Fransız, frankofon felsefe, yani son döneme damgasını vuran o Foucault, işte Derrida, ondan sonra Deleuze filan, onlar o tayfadan yani. Ya Mehmet, bu şey var ya, bu filmlerde görüyoruz ya, pervaneli bir uçak var mesela, savaş uçağı, İkinci Dünya Savaşı'nda filan falan, yani Birinci Dünya Savaşı'nda neyse. Bu uçakta da bir makinalı tüfek var. Bizim gördüğümüz açıdan makinalı tüfek tam pervanenin arkasında duruyor. Ateş ediyor. Pervaneleri biçmiyor mu ya? Nasıl oluyor o böyle? Sen tetiğe bastığında o mermi namludan çıkınca o pervanenin ikisinin arasından geçiyor işte. Vay arkadaş. Tabii tabii, orada bir müthiş bir timing var orada. Zamanlama var. Nasıl bir zamanlama bu böyle? Mekanik ya. Bir şey çok ara basacak bir şey değil yani. Aradan geçiyor yani. İşte Kant'ı bilmeden bunu yapamazsın bile.